AKP'liler. Öyle mi? Nasıl yapar? Gelecek bir iktidar kazanımları nasıl alır? Bu kazanımların yasal dayanaktan yoksun olmasıyla mümkün olur. Nitekim muhafazakar kesimin yazarları, çizerleri bu konuyu zaman zaman dile getiriyorlar. Evet, başörtüsüyle ilgili problem yok şu anda fiilen. Fakat bunun bir yasal altyapısı yapılmış değil. Yasalarda herhangi bir düzenleme yapılmış değil. Dolayısıyla bunu da yapmak lazım filan. Bunlar konuşuluyordu. Bu konuda bir hazırlık yap. Yani Gelmiyor sizin sesiniz. evet, tekrar Ha. gelebilir. Sizin önerinizde bu tam olarak nasıl tarif ediliyor? Yani yasal güvence altına alan ifadeler hangileri? Nasıl çerçevelendiriyorsunuz bunu? Yani insanların, yani kadın çalışanların, kamu kurumları ve kamu kurumu ayarındaki yerlerde kadın çalışanların giyinmeme neyse, kıyafetle ilgili tercihleri hiçbir şekilde baskı altında alınamayacağı belirtiliyor yani. Yani başörtüsünü örtmek, sadece kullanmak, başörtüsünü takma özgürlüğü değil, takmama özgürlüğü de. Yani tamam, Türkiye'de de başörtüsüne karşı sıkıntılar yaşandı ama bugün İran'da baş açıklığı problem değil mi? Yani Evet. onların özgürlükleri kısıtlanıyor. Dolayısıyla başörtüsü, yani kadının kıyafeti hiçbir şekilde gündem edilemez. Yani kıyafetinden dolayı hiçbir haktan mahrum edilemez. Yani bizim şeyimiz bu. Evet. Bu konuyla ilgili okullarda bir düzenleme yapıldı. Yani üniversitelerle ilgili bir düzenleme yapıldı. Ama kamu da düzenleme yapılmadı. Yönetmelikle ilgili düzenleme yapıldı. Yasal bir düzenleme yok. Bu düzenlemeyi getiriyoruz. Şimdi buna karşı yapılacak şey nedir Musa Bey? Buna karşı, tamam öyle diyorsunuz ama anayasada olabilir yani. Sayın Cumhurbaşkanı şunu getirebilir. Ya öyle diyorsunuz, iyi. Fakat yani bu işi anayasada mı yapsak? Olabilir. Gelin konuşalım. Böyle değil. Öyle mi yaptı dün? Dün çıktı kardeşim işte bir şov şeklinde. Yani ben başörtüsünün üzerinde tepinme diyorum ona. O toplandılar, böyle bir ayin yapıyorlar gibi, Hitler şeyi gibi insanlar toplandı ayakta falan, kıyamet koparıyor, eski görüntüler. Ya eski görüntüleri bırak artık, yani birbirimizden intikam almayı bıraktık. Yani onlar geçti, o kavgalar geçti. Yapmayalım öyle kavgaları zaten ya. Kimlik üzerinde kavgalar yapmayalım yani, de barışalım. Helalleşme dediğimiz toplumsal barış falan budur. Ya böyle mi yani, anayasa üzerinde çalışalım teklifi böyle mi getirilir? Böyle gelmez ki anayasa üzerinde söyler denir. Evet, böyle problemler yaşandı geçmişte. Zaten Kılıçdaroğlu diyor ki biz hata da yaptık o açıklamayı. Yani bu kanunu getireceğimizi söylediği açıklamasında, videosunda diyor, yani bizim de hatalarımız oldu değil mi? Yani o hataları şimdi tek tek gösteriyor falan. Bunlara güvenilmez, yalancı. Ondan sonra açıklama yapıyorlar. Getir anayasa değişikliğinde konuşalım buna rağmen diyor. O başka bir toplantıya gidiyor bir saat sonra. Yalancılar bilmem ne filan. Ya Cumhurbaşkanısın ya. Yeter kardeşim ya. Yani başörtüsünden daha ne kadar, yani etinden, sütünden, derisinden hepsi bitti de yeter baba kardeşim ya. Ya şimdi yani belki Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin eleştirilebilecek tarafı, bu kadar önemli konular varken, bu kadar önemli konular nedir? Evet, yani şu anda gerçekten sansür yasası, onlar dezenformasyon yasası diyorlar. Çok önemli yani, Türkiye tarihinde 12 Eylül'de bile görmemiş ağır baskılar geliyor. Tamam, bunlar var. Ağır ekonomik problemler var. Doğru. Eğitimle ilgili her konuda çok ciddi sorunlar var. Doğru. Ama bütün bu sorunları sürekli olarak örten başka bir sorun var. Aslında sorun olmaması gerekli. Başka bir sorun var. Sürekli olarak bu konuyla ilgili bir şey gündeme getirdiğimizde, sansür yasası ile ilgili bir şey gündeme getirir. Başka konularda bir şey gündeme getirdiğimizde sürekli olarak başörtüsü ya da kazanımları kaybedeceğiz. Önümüzde bir seçim var ve her adımda bu gelecek. Bunu bütünüyle ortadan kaldırıyoruz. Bu tartışma bunu kaldıracak. İster anayasa değişikliği olsun, ister olmasın, yasa değişikliği olsun olmasın. Bu tartışma kaldıracak kardeş. Cumhuriyet Halk Partisi anayasa değişikliğinde varız. Evet. Değişikliği getireceksin.
Şimdi evet. Orada da tacı atacak. Ben size söyleyeyim Musa Bey. Şöyle bir şey yapacak. Bu anayasa değişikliği paketini hani torba yasa yapıyorlar ya, torba yasaya çevirecek. Oranın içine efendim işte yok aile tanımlayacak, yok işte başka bir takım şeyler koyacak. Hadi bakalım filan gelin. Ya bu olmaz. Başörtüsünü getir filan. Başörtüsüyle ilgili bir çıkış var burada. Başörtüsüyle ilgili bir sorun var. Diğer anayasa değişikliğini zaten biz Millet İttifakı olarak anayasayı değiştirmek üzere bir araya geldik. Millet İttifakı ne yapacak diye sorduğumuz zaman en temel şey güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Niye? Çünkü şu anda yaşadığımız problemlerin temelinde en önemli problem olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi görüyoruz. İstişarenin, ortak aklın olmadığı, her şeye bir kişinin karar verdiği bu tarz yönetim tarzı Türkiye'nin sorunlarını daha da içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Millet İttifakı da zaten bir araya gelişinin temelinde anayasa yapmak vardı. Biz bir anayasa yapacağız. Zaten başörtüsü ve bütün sorunların özgürlükçü, çoğulcu bir demokrasi kuracağımıza dair biz güçlü parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş belgesi yayınladık ve burada onlar hepsi var. Bunu yapacağız zaten. O nedenle milletin karşısına bütün bunlarla gideceğiz. Bir anayasa değişikliği vaadiyle gideceğiz. Bütün efendim işte bana getirecek yani. Bir anayasa değişikliği efendim başörtüsü ilgili onun içine bir takım şeyler koyacak. Alevilerle ilgili bir şey yapacak. Bütün bu sorunları bütünlükçü bir şekilde el alacak bir anayasa değişikliği zaten yapacağız. Bu vaatle gidiyoruz. Onların da bir anayasa değişikliği teklifleri var. Evet. İşte MHP'nin 100 maddelik anayasa değişikliği. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin var. Zaten seçimde bu anayasa değişikliklerini şey yapacağız. Onlar Cumhurbaşkanlığı sistemini daha da pekiştirecek, hak ve özgürlükleri kısıtlayacak. Yani yeni bir biz yani otoriter totaliter sistemin bütün altyapısını hazırlayacak bir anayasa getiriyorlar onlar. Biz ise özgürlükçü, çoğulcu bir anayasa getiriyoruz. Türkiye'de barışı, toplumsal barıştan söz ediyorum. Kalıcı bir şekilde yerleştirecek bir anayasa getiriyoruz. Özgürlükçü bir anayasa getiriyoruz. Bakın roller nasıl değişti. 20 sene önceki Adalet ve Kalkınma Partisi ile işte CHP neyse muhalefetini şey yapın. Şimdi işte roller döndü. Hakları, hukuku, çoğulcu demokrasiyi savunan Cumhuriyet Halk Partisi ve millet masasındaki ortakları. Evet. Peki bu kararın az önce Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Ekmen konuğumuzdu. Bu karardan herhangi bir şekilde haberlerinin olmadığını ifade etti. Çünkü bazı iddialar bunun aslında altılı masada daha önceden konuşulmuş bir konu olabileceğini öne sürüyordu. Ve aslında bunun doğrudan sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kararı olduğu, bir adımı olduğu da aslında böylece ortaya çıkmış oldu. Gerçekten de mesela altılı masa, siz diyorsunuz ki bundan sonrası için yani bir takım toplumun önündeki sorunların hani giderilebilmesi bakımından bir takım projelerin olduğu konuşulduğu, en başta işte güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorsunuz. Böyle bir oluşumdan bahsediyoruz. Fakat diğer yandan sanki bireysel olarak takılıyor herkes. Bu sizce siyaseten doğru mu? Değilse ne olmalı? Ya bireysel takılma falan söz konusu değil. Zaten ortak bir aday Cumhurbaşkanlığına ortak aday gösterileceği defalarca deklare edildi. En son toplantıda da yayınlanan metinin en temel konulardan bir tanesi ortak adayla Cumhurbaşkanı seçimine girileceği. Evet. Ortak adayla Cumhurbaşkanı seçimine girileceği birlikte bu geçiş dönemini birlikte yöneteceğiz demektir. Ve hemen onun altında birlikte nasıl yöneteceğimize dair bir protokol hazırlandı ve millete niçin geliyoruz, niçin bir aradayız, ne yapacağız diye bir seçim beyannamesi çalışması ortakların tespit edilmesi için çalışmalar zaten devam ediyordu. Şimdi evet. Artık onu kaleme alacak yeni gruplar oluşturuldu ve o gruplar çalışıyor. Sanıyorum önümüzdeki toplantıda bu senenin de iki toplantı daha var Kasım ayı. Öyle daha çok da olabilir bilmiyorum tam olarak. Eskisi gibi her ay şeklinde değil çünkü bundan sonra. Daha çok da olabilir. O toplantılarda bunlar zaten
açıklanacak. Bu konu farklı bir konudur. Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu aylar değil, yıllardan beri toplumsal barışın tesis edilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyor. Evet. Zaten önce CHP'nin içinde başlattığı bir çalışma var yani. Yeni bir sosyal demokrasi tanımlıyor. Yani Kılıçdaroğlu önemli işler yapıyor bu arada yani. Evet. Türkiye'de yeni bir sosyal demokrasi bir sürü krizlerden geçiyor bildiğiniz gibi. Hem ekonomik açıdan hem özgürlükler, haklar açısından sosyal demokrasi kendisini yeniden kuruyor. Sayın Kılıçdaroğlu da Türkiye coğrafyasının, Türkiye'nin Sosyal Demokrat Partisi'ni hazırlıyor. Özgürlükçü bir parti. Bunu anlatıyor. Bunu anlatırken geçmişteki bir takım kalıntılar diyeyim ya da yanlış anlaşılmalar diyeyim, yanlışlıklar, hatalar diyeyim. Çünkü biz de hatalar yaptık diyor Sayın Genel Başkan. Bunlar karşısına geliyor. Ve bunları aşmak için de çalışmalar yapıyor. Yani insanlara kendisini anlatıyor. Hayır, yani biz özgürlükçüyüz. Onlar geçmişte kaldı. Onlarla bir şeyimiz kalmadı. Bunu anlatıyor. Bunu aşmadan o program, Millet İttifakı ile beraber getireceğimiz program, daha sonra parlamenter sistem tesis edildikten sonra yapılacak seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi kendi sosyal demokrat programı ile milletin karşısına çıkacak. Bunları zaten bu engeller, bu yanlış anlaşmalar, bu duvarlar olduğu müddetçe bunları millete anlatmak mümkün değil. Dolayısıyla bu çalışmayı Cumhuriyet Halk Partisi kendi çalışması olarak yaptı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem milletvekili sayısı bir kanun çıkarmaya yeterli değildir. İyi Parti ile ve Deva Partisi'nin milletvekili var. O milletvekilleri de dahil olsa, HDP de dahil olsa biz meclis çoğunluğumuz yoktur muhalefetin. Kanun çıkaramıyoruz. Bu kanunu ancak hükümetle birlikte çıkarabiliriz. Dolayısıyla hükümete diyoruz ki hani sizin de temel problemlerinizden biri değil miydi? Sizin partinizin kapatılmasına sebep olan ya da kapatma davası açılmasına sebep olan kıl payı kurtulduğunuz bu başörtüsüyle ilgili problemlerdi. Bu problemi kalıcı olarak yasa değiştirip ortadan kaldıralım diyoruz. Bunu hükümete bu teklifi bulunuyoruz. Dolayısıyla masanın bütünlüğüyle ilgili, masanın çalışması ile ilgili bir sorun teşkil etmez bu yapılan girişim. Evet. Peki son soru şu olsun. İktidar tarafı ki bizatihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da yansıdı aslında bu. Bu meseleyi kendi avantajına tahvil etmeye çalışacak. Ve hatta şu anda muhalefette de aslında Kılıçdaroğlu işte pas verdi, Erdoğan gol attı diye bence çok da haklı bir zemine oturmayan eleştiriler de var. Nasıl bir olasılık görüyorsunuz? Böyle tehlikeler olabilir mi? Ve buna nasıl bir karşılık verilmesi lazım? Yani muhalefette, kulislerde böyle şeyler olduğu ben duymadım ama söyleniyor. Haksızlık yani bu. Böyle bir şey yok. Anlatmaya çalıştım. Burada bu konuyu siyasetin gündeminden çıkarma amaçlanıyor. Seçimden önce bu yapılsın. Yani burada seçimle ilgili yönü nedir? İstismar mı ediyorsunuz siz de diye sorulabilir. Hayır. Seçimden önce yapılsın da bunun istismar edilmesi mümkün olmaz. Yani istediğimiz, yaptığımız şey budur. Buna karşılık Sayın Cumhurbaşkanı ne getirdi? Anayasa değişikliği yapalım. Hatta bu yeterli değil anayasa değişikliği işte. Aile filan dedi, aile bütünlüğü. Başka bir takım şeyler de getirerek aslında bizi anayasa değişikliği kafasında yani tekrar CHP'yi bu başörtüsü konusunda ayak direten, başörtü konusunda sorun şey yapan, yani baştan beri söylediğimiz yani başörtüsünün üzerine de tepiniyor diyor ya, o tepinme evet. imkanını elinden alacak diye çekiniyor ve oraya çekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, anayasa desem evet yani olabilir anayasa ama hangi anayasa bunu konuşalım. Yani bu iş anayasa meselesi midir? Yani normal demokrasi falan baktığımız zaman inançlarla ilgili inanç özgürlüğü garanti altına alınır anayasada. İnanç özgürlüğünün nerede kısıtlanabileceği ile ilgili genel bir hüküm konur anayasada. Bütün özgürlüklerle ilgili budur. Mesela hiçbir özgürlük şiddet aracı yapılamaz. Değil mi? Yani bu anayasal sınırdır bu. Bunlar konulur anayasada.
Sonra nasıl kullanılacağı yasa ile düzenlenir. Yani hukuk, ben hukukçu falan değilim ama yani 25 senedir bu işlerle uğraşa uğraşa hukukçu gibi bir bilgilerimiz var. Hukukçulardan öğrendiğimiz şeyler de budur. Nasıl kullanılacağı yasa ile düzenlenir der anayasada. Ve başörtüsü ve diğer özgürlüklerle ilgili bu genel hüküm, inançla ilgili bu genel hüküm zaten anayasamızda var. Ama buna rağmen Türkiye'de büyük travmalar yaşanmıştır. Buna rağmen toplumu rahatlatalım, bu işi anayasaya koyalım deniliyorsa bunu konuşuruz ve koyarız da. Yani biliyorsunuz şimdi bu iş için halk oylamasına gitmemek gerekir değil mi? Bu işi için 400 milletvekilinin imzasıyla mecliste çözmek gerekir bunu. Evet. O zaman nerede yapacağız bu şeyi? Dünden beri biz bütün anayasayı tarıyoruz. Acaba gerçekten masayla otururlarsa, yani çılık değil de bu işi anayasada çözelim. Ha tamam, anayasada çözelim diye masaya otururlarsa anayasanın hangi maddelerinde ne yapacağız? Kendilerinin Anayasa Mahkemesi'nin geri çevirdiği değişikliği aynen getirmekle olmaz. O zaten eğitim kurumlarıyla ilgiliydi, yüksek öğretim kurumlarıyla ilgiliydi ve çok da sağlıklı bir şey değildi. Zaten kanunla düzenlenir diye bir şey getirmiştik. Eğitim hakkı özgürlüğüyle ilgili bölümde bu kanuni engeli yoksa diye getirmişti. Dolayısıyla sadece anayasa değişikliği değil, öyle bir şey yapacaksak, memurlara da öyle bir şey yapacaksa gene kanuni bir düzenleme olacak. Bunlara bakıyoruz. Eğer böyle şeyler yapılırsa bu iş o şekilde de çözülür. Yani biz Erdoğan'ın bu başörtüsü üzerinde tepinmesine izin vermeyeceğiz. Her şeye rağmen tepinmeye devam ederse de millete de diyeceğiz ki kardeşim tepinip duruyor işte, biz ne yapalım bu adama yani. Öyle değil mi yani? Dün olup biteni millet görmedi mi yani? Evet. Neydi? Ne gerek vardı? Biz bir şeyi, bir gerginliği azaltmak için bir iş yapıyoruz. Problemi ortadan kaldırmak için bir iş yapıyoruz. Neler gösterdi? İlgisi olan olmayan, CHP ile şeyi kalmamış insanlar, ölmüş insanlar, geçmişteki insanlara da göstererek nedir yani bu? Onlar bugün CHP'yi nasıl bağlıyor mu? Bağlan. Bir tek Kılıçdaroğlu'nun sözleri var. Kılıçdaroğlu da diyor zaten hata yaptık diyor. Yani insan hata yapamaz mı yani şimdi? Evet. Yani bunlar dini, hak ve özgürlükleri kendi malları haline getirdi insanlar koymayacaklar. Cennetin kapısına dikilmişler, kimseyi sokmayacaklar mı? Benzetme açısından söylüyorum, teşbih açısından söylüyorum. Böyle mi yapacaklar yani bunlar? Ve bu millet aptal, bunların bu yaptıklarını görmeyecek. Hayır, muhafazakarlar da herkes görüyor. Kibirlerinde görüyor, her şeyde görüyor. Hiçbir şeyle örtemeyecekler. Yani başörtüsünü bez parçası dedi. Evet, kötülükleri örtmekle kullanıyorsanız oluyor bez parçası o. Ama bir inancı yerinize getiriyorsanız elbette inançla ilgilidir, kutsaldır. Çekiliriz biz. Kimsenin inancıyla oynayacak şeyde değiliz yani, öyle bir şey yok. Evet. Kitabımızda, sosyal demokrasinin kitabında da yazmak, insanlığın kitabında da bu yazmaz. Yok yani, insanlığın ortak değeridir artık özgürlükler yani. Buradan bu özgürlüklerin üzerinde oynayıp duracağız yani. İran gibi şeyler mi olacak yani burada? Böyle bir iş mi yapacağız yani? Evet. Orada örtülüler yapılıyor. Burada örtüsüzler mi yapılacak? Olmaz yani. Türkiye'nin bunları geçmesi gerekiyor. Anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu. Çok çok teşekkürler bütün bu bilgi ve değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler, işte bu iki bağlantıyla birlikte programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Gün içerisinde tabii yine Artı TV'den alacaksınız bütün gelişmeleri. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.